Yine sizinle ekranlarınızın başında buluşmaktan onur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum. Bana gönderdiğiniz yazılar için, mektuplar için, e-mailler için teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın dört bir yanından yazılarınız bana yağıyor. Bazen şu anda onlar o kadar çoğaldılar ki onları zamanında çabuk çabuk size gönderebilmek için uğraşıyorum. Cevap yazabilmek için. Lütfen benimle biraz sabırlı olun. Size aynı zamanda hayat hikayemi anlattığım CD'yi göndermek istiyorum. Bu ücretsiz CD'yi eğer istiyorsanız lütfen bize yazın. Lütfen bize telefon edin. Seve seve size göndeririz. Bazen bu CD'lerin çok istenmesinden dolayı biraz gecikebilir. Fakat muhakkak size ulaştıracağız hayat hikayemin CD'sini eğer istiyorsanız. Sevgili dostlarım, bugün her zaman olduğu gibi Yaradanımızdan bahsedeceğiz. Rabbimizden bahsedeceğiz. Ruhani dünyamızdan bahsedeceğiz. Rab bizi her zaman çağırıyor, daha önce size söylediğim gibi. İsmimizle çağırıyor. Bizimle olan dostluğunu, ilişkisini güçlendirmek istiyor. Her geçen gün, her geçen gün, her geçen sene bizim mertebemizin, bizim ona olan yakınlığımızın artmasını istiyor. Rab bunun için bize kutsal ruhunu gönderiyor İsa Mesih aracılığıyla. Biz bir tek Rabb'a iman ediyoruz, bir Yaradan'a. Üç tane değil, iki tane değil, bir Yaradan var. Fakat o Yaradan'ın İsa Mesih suretinde, kılığındaki görüntüsü bize yol gösteriyor. Biz İsa Mesih'in öğrencileriyiz. Biz İsa Mesih'in hizmetkarlarıyız. Aynı zamanda dostlarıyız. Ve onların oğlu sayesinde, onun oğlu sayesinde biz de Rabb'in evlatlarıyız, kızlarıyız, oğullarıyız. Fakat bütün bu size anlattığım onur verici Rab'la olan dostluğumuzun, düşünün Rabb'in dostu olarak çağrılmamız ne kadar onur verici bir şeydir. Ne kadar değerlidir. O bizi dostu olarak çağırıyor biz ona iman ettiğimiz zaman. Fakat bu dostluğun bedelini İsa Mesih ödemiştir. Bu dostluğun bedelini, bu köprü olmanın, bu aracı olmanın, barış getirmenin bedelini ödeyen İsa Mesih çok büyük acılar çekmiştir. Sizin ve benim için. Çektiği acıları, vücudunda çektiği acıları bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün siz de ekranlarınızın başındasınız. Kutsal ruh gönül gözünüzü açsın İsa Mesih adına. Size anlayış versin. İçinize Rab sevgisini versin. Rabb'a iman isteğini versin ve imanı versin. Eğer bugün imanlıysanız ve ekranlarınızın başında bu programı izliyorsanız, kutsal ruh sizin İsa Mesih adına imanınızı arttırsın. Sizi kendine daha çok bağlasın. Siz ona kalbinizi vermişseniz eğer, daha çok ona aşık olun, daha çok Rabb'ı sevin. Rabb'ın aşkıyla dolsun kalbiniz. İsa Mesih adına bunun için dua ediyorum. Bilin ki Rab sizi mertebelerden mertebelere, bir malikanenin odalarından odalarına dolaştırır gibi yükseltmek istiyor. Sizi tahtlardan, ruhani tahtlardan daha büyük ruhani tahtlara oturmak istiyor. Rabb'ın sizin için inanılmaz planları var. Ve Rab sizin için bu planları yaparken bunun bedelini de kendisi ödedi. Size bugün Matta kitabından, Yeni Anlaşma'nın ilk müjde kitabından 26. bölümden 36. ayeti okuyarak başlamak istiyorum. İsa Mesih'in Getsemani bahçesindeki çarmıha gerilmeden önceki anlarını, son dakikalarını sizinle, son saatlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz herkesin son anı, son sözleri, son saatleri
ailesi için, sevdikleri için, çevresindekiler için çok önemlidir. Bu kadar bize sonsuz yaşamı, sonsuz yaşamın yolunu açmış bir yüce varlık için. Onun son saatlerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz. Getsemani bahçesinde 36. ayet, Matta 26. bölüm şöyle diyor. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim, bakın, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sevgili dostlarım, İsa Mesih burada başına gelecekleri biliyor. Şu burada İsa Mesih'in en insani tarafını görüyoruz. Getsemani bahçesinde diz çökmüş dua ediyor. Babasına, göksel babasına dua ediyor. Ve çarmıha gerileceğini biliyor. Onu feci bir ölümün beklediğini biliyor. Fakat bu ölümü yaşamak zorunda. İnsani tarafıyla babasına yalvarıyor. Göksel babasına. Siz de babanıza, göksel babanıza yalvarabilirsiniz. İnsanlar bu baba oğul kelimesini çarpıtıyorlar. Fakat biz çağırmaz mıyız göksel babamız, Allah babamız diye? Halbuki bu kutsal kitapta yazmaktadır. Yaradan'ın bizim babamız olduğu. İsa Mesih de çağırıyor babasını, baba. Eğer bu kase, burada bahsettiği tabii ki kase değil. Bu içinde yaşayacağım, bu bütün içeceğim zehir, geçeceğim yol, çekeceğim acı, gideceğim çarmık. Eğer mümkünse diyor, bunu benden alabilirsen. Ama ya Rabbim benim değil, senin isteğin olsun. Benim değil ya Rabbim, senin dediğin olsun. Rabbin dediği olsun diyor. Ne olursa olsun, ne kadar acı olursa olsun, geçeceğiniz yol, vadi, belki ölüm vadisinden geçseniz bile, Rabbin sizin için planları var. Ve bizim öyle dua etmemiz lazım ki, Rabbim bu kadar acı çekmeme, çile çekmeme rağmen senin dediğin olsun. Çünkü senin dediğin, senin seçtiğin hayırlısıdır. Bunu diyebilmek ne kadar önemli. İsa Mesih gibi. Işık Abla'nın hayat hikayesini anlatan CD'ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Işık Abla programında sizlerle paylaştıklarını nasıl öğrendi? Her zaman bu şekilde mi düşünüyordu? Geçmiş yaşamı nasıldı ve neler düşünüyordu? Korkuları ve endişeleri nelerdi? Rab, Işık Abla'nın yüreğine nasıl dokundu? Ona nasıl seslendi? Fikirlerinde ve duygularında nasıl değişimler oldu? Rab'le tanışması ve gerçeği bulması onun hayatını nasıl değiştirdi? Bunların cevabını ve daha da fazlasını Işık Abla'nın hayat hikayesinden dinleyebilirsiniz.
Bu CD'yi size bir hediye olarak ücretsiz göndereceğiz. Işık Abla'nın hayat hikayesinin bulunduğu CD'yi dinlemek istiyorsanız lütfen ekranda gördüğünüz telefon numaralarından veya e-posta adresinden ücretsiz CD'nizi isteyiniz. En kısa zamanda sizlere ulaştıracağız. Sevgili dostlarım, İsa Mesih burada Getsemani bahçesinde. Benim kalbime en çok dokunan hikayelerden, onun yaşamının son bölümlerinden birisi burası. Getsemani bahçesinde çarmıha gerileceğini biliyor, çekeceği acıları biliyor. Ve bunları aslında çekmek zorunda olduğunu da biliyor. Ve onun insani tarafı o kadar ortada ki burada. Ve babasına, göksel babasına ellerini açıyor, diyor ki mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Ama benim dediğim değil, benim dileğim değil. Ya Rabbim senin dileğin olsun, babacığım senin söylediğin olsun, göksel babam sana itaat ediyorum diyor. Tutuklanmadan tam önce öğrencileri ona ihanet ediyorlar, onun takipçileri. Bir tanesi 33 gümüşe onu satıyor. Öbürü Petrus, daha sonra İsa'nın en ateşli takipçilerinden biri olacak Petrus. İsa'yı inkar ediyor, tanımıyorum diyor. Belki bugün ekranlarınızın başında oturuyorsunuz. Siz de ihanete uğradınız. İsa Mesih ihanete uğramanın ne demek olduğunu biliyor. Sizi anlıyor. Belki bugün ekranlarınızın başında oturuyorsunuz. Siz de sevdikleriniz tarafından inkar edildiniz. Ya da evlatlarınız tarafından. En sevdiğiniz, en hayatınızı verdiğiniz, ter döktüğünüz, çalışıp didindiğiniz insanlar tarafından ihanete uğradınız. İnkar edildiniz. İsa Mesih bunun ne demek olduğunu biliyor. Orada Getsemani bahçesinde ter döküyor. Çarmıhın ne kadar acılı, ne kadar kötü bir ölüm olduğunu biliyor, hissediyor. Ama diyor ki, baba senin dediğin olsun, benim dediğim değil. Bir iş kapısı istiyorsunuz, bir işe girmek istiyorsunuz. Hayatınızda olmasını istediğiniz bir şey var, çok istiyorsunuz ve inanıyorsunuz. Bunun size olması lazım. Bu bereketi almanız lazım. Bu kapının açılması lazım. Ya da bu musibetin başınızdan gitmesi lazım. Fakat Rab sizin öyle bir duruma, ruhani duruma, konuma gelmenizi istiyor ki, öyle bir ruhani seviyeye gelmenizi istiyor ki, benim de öyle. İstiyor ki diyelim ki, baba senin dediğin olsun. Benim dediğim değil. Hayırlı olan olsun. Senin kitabında doğru olan olsun. Senin benim için uygun gördüğün olsun. Senin benim için yazmış olduğun olsun. Çünkü senden gelen benim kendi seçtiğimden daha iyidir. Senden gelen ya Rabbim benim kendi ellerimle, kendi aklımla, dimağımla ortaya çıkarmaya çalışacağımdan daha güzeldir. Senin açacağın kapı ya Rabbim benim görüp de girmeye çalıştığım her türlü çabayı gösterdiğim o kapıdan girmek için, o kapıdan daha güzeldir. Eğer sadece diyebilsem, sadece diyebilsem ki, Rabbim senin dediğin olsun. O anda belki içinde İsa Mesih'in korku var, kaygı var, endişe var. Çünkü o çarmıha gerilecek. Hepimizin bir çarmıha var. Hepimizin en az bir çarmıha var. Çarmık, Rabbin yoluyla bizim yolumuzu temsil ediyor. Rabbin yoluyla sizin yolunuzu temsil ediyor. İsa Mesih diyor ki, beni takip etmek isteyen çarmığını sırtına taşıyıp gelsin. Al sırtına çarmığını. O çarmık birden çok anlama geliyor. O çarmıha İsa Mesih gerildiği zaman, o çarmıha gittiği zaman, sadece o çarmıkta ölmedi. Ondan önce Getsemani bahçesinde
kendi duygularını gömdü. Kendi korkusunu gömdü. Kendi endişesini gömdü. Sıkıntılarını gömdü. Çarmıha gittiği zaman içinde zaten o çarmıha gitmeyi kabullenmişliğin verdiği huzur vardı. Çünkü biliyordu. O çarmıha sizin için gitmişti. O çarmıha benim için gitmişti. O çarmıha gitmesinin amacı, hedefi vardı. Sizi ve beni kurtarmak. Baba, senin dediğin olsun. Benim dediğim değil. Ben hep yanlış şeyleri seçerim. Ama senin sesini duyduğum zaman, senin isteğini bildiğim zaman, çok daha acı çeksem de, çok zor yollardan, vadilerden geçsem de, dağlara tırmansam da, yorulsam da, biliyorum ki senin yolunla yürüyorum. Biliyorum ki o kapıyı sen açıyorsun, ben değil. Senin açtığın kapıyı hiç kimse kapatamaz. Senin kapattığın kapıyı da kimse açamaz. Belki bir kapıdan gireceksiniz. Fakat o kapı size hayırlı olmayacak. Belki bir şey kendi elinize yaratacaksınız. O yarattığınız çürüyecek, parçalanacak. Ama Rab, Yaradan, göksel babanız planladığı zaman ve siz o plana uyduğunuz zaman her şey başka olacak. 2 sene önce 5000 çocuğun kürtajını yapmış olan bir doktorun hikayesini duydum. 5000 çocuk, 5000 bebek. Yanlış olanları bile normal kabul ediyoruz. Benim başıma da geldi. Ben de o hatayı yaptım. Kendi hayatımızın, kendi felsefemizi, kendi dinimizi kuruyoruz kendi dünyamızda. Ama yanlış, yanlıştır. Doğru, doğrudur. Siyah ve beyaz gibi. Senin doğrun sana, benim doğrum bana değil. Hayır. Rabbin bir kişiliği vardır. Rabbin tek doğrusu vardır. Rab yalan söyleyecek bir adam değildir. Rab bir şey söylediği zaman onu değiştirmez. Rabbin sözü doğrudur. Bu 5000 çocuğun kürtajını yapmış, 5000 çocuğu öldürmüş doktor. Gözyaşları içinde. Rabbin nasıl onun kalbine dokunduğunu, Rab'la İsa Mesih'le nasıl tanıştığını ve onun oğlunu kabul ederek nasıl Rabbin oğlu olduğunu ve yaşamın değerini anladığını, gönül gözünün açıldığını ve ne kadar kendini kirli ve günahkar hissettiğini, döktü kanlardan dolayı, eline giydiği eldivenlerdeki bebek kanlarından dolayı, nasıl vicdanının onu rahat bırakmadığını anlattı. Gözyaşları içinde. Dedi ki 5000'den fazla bebeği öldürdüm. Fakat dedi, fakat kendi Getsemani bahçemin tecrübesini yaşadım dedi. Kendim dizlerimin üzerine çöktüm ve dedim ki baba, ben bunu bırakıyorum artık. Sana teslim oluyorum. Beni affet. Sana geliyorum. Ben bir kiralık katilden insanları öldürmüş, toplumları öldürmüş, insanlar kadar aşağılık, kötü, canavar bir insanım. 5000'den fazla bebeği öldürdüm, katlettim. Senin verdiğin yaşamı aldım. Ama bugün bütün uzmanlığımı, bütün bilgimi, bütün diplomamı sana adıyorum. Belki dünyada, belki ülkelerde bu yaptığım iş kabul ediliyor, yasa dışı değil. Ama biliyorum senin kitabında bu yasa dışı. Bu yüzden sana dönüyorum ve diyorum ki benim bildiğim gibi değil, benim istediğim gibi değil, senin istediğin gibi olsun. Bugün bu doktor, o kadar kaç bin çocuğu öldürmüş doktor, insanların hayatlarını kurtarıyor. Bugün uzmanlığını, bilgisini, kafasını, beynini Rabbin ona verdiğini insanlık için, insanlığı güzelleştirmek için, öldürmek için değil, ortaya Rab için iyi hizmetler, iyi şeyler doğurmak için, çıkartmak için çalışıyor. Ama o da o gün anlattığı hayat hikayesinde nasıl dizlerin üstünde aynı İsa Mesih'in Getsemani bahçesindeki tecrübesi gibi Rab'ba döndüğünü,
Ve baba, benim dediğim değil artık. Senin dediğin olsun. Dediğini ve çarmığını alıp İsa Mesih'i takip ettiğini anlattı. Ben de kendi yaptığım yollardan, yanlışlıklardan vazgeçip, onları idrak edip, kendi felsefemden, kendi bilgeliğimden arınıp, Rabbim benim değil senin dediğin olsun. Benim istediğim kapı değil, senin istediğin kapı açılsın dediğim zaman zafere kavuştum. Sevgili dostlarım, Rab sizin onun planını seçmenizi istiyor. Rab sizin ona dönmenizi istiyor. Babaya ellerinizi açın. Bugün bizleri ve Gönlün Işığı programını izlemeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Hayatınızda sorunlar mı var? Şifa mı arıyorsunuz? Cesaretiniz mi kırıldı? Ailevi sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bize ulaşın. Sorununuz ne olursa olsun İsa Mesih hepsinden daha büyüktür. İsa, Rab'den isteyin demiştir. Gelin hep beraber Rab'den sorunlarınıza çözüm getirmesini ve sizlere yol göstermesini isteyelim. Tanrı, sorduğunuz her şeye yanıt vereceğine dair söz vermiştir. Bugün Işık Abla'ya yazın ve onunla ihtiyaçlarınızı paylaşın. Işık Abla sizlerle birlikte sizin için dua edecek. Ayrıca bu programla ilgili anlamadığınız veya daha fazla aydınlatılmak istediğiniz konular varsa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Işık Abla tüm sorularınıza içtenlikle cevap verecek. Sorularınızı, düşüncelerinizi ve dua isteklerinizi ekranda gördüğünüz telefon ve e-posta adresine gönderebilirsiniz. Rabbin esenliği üstünüze olsun. Sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim, Rab onun planını takip etmenizi istiyor. Bazen biz planlarımızı yapıyoruz ve Rab gülüyor bizim planlarımıza. Çünkü o bize o planları gerçekleştirme kudretini veriyor. Fakat bugün İsa'nın Getsemani bahçesinde yaşadıklarını okuduktan sonra, hissettikten sonra umarım siz de bugün Rab babanıza, Yaradan'a ellerinizi açıp benim dediğim değil, senin istediğin olsun benim hayatım için. Kariyerim için, ailem için, her şey için, yaptığım her iş için senin dediğin olsun. Ya Rabbim senin istediğin, senin planladığın daha hayırlı. Bunu demek ne kadar güzel. Peki zor bir günle boğuşacaksınız yarın. Biliyorsunuz zor bir gün olacak. Veya haftaya veya bir dahaki aya. Biliyorsunuz bir tarih var. Aynı İsa Mesih'in çarmıha gerildiği tarih gibi. O biliyordu çarmıha gerileceği günü. Ve o tarih sizin kafanızda. Ameliyat tarihi olabilir, doktora gideceğiniz tarih olabilir, test sonuçlarını laboratuvardan alacağınız tarih olabilir. O tarih sizin aklınızda. Ama bir sözümüz var, atasözümüz, ben çok seviyorum. Bin kere ölmektense bir kere ölmeyi tercih ederim. O söze kulak vererek siz de bırakın, huzur duyun ve deyin ki Rabbim senin dediğin olsun. Sonuç ne olursa olsun sana şükrediyorum. Sonuç ne olursa olsun biliyorum ki senin planın güzel olacak. Ben imanımı ve güvenimi sana koyuyorum. Babacığım senin dediğin olsun. Çünkü senin istediğin mükemmeldir. Ben İsa Mesih adına şu anda dua ediyorum ki eğer kafanızda önemli bir tarih varsa, sınav, iş görüşmesi, doktor test sonuçları, ameliyat, her şey olabilir. O tarih, şu anda o tarihi alıyoruz İsa Mesih adına. Ve o tarihin babamızın, göksel babamızın en güzel planıyla donanması için dua ediyoruz. Babamızın mükemmel planına o tarihi teslim ediyoruz. İsa Mesih adına. Amin. Sevgili dostlarım, bütün planlarınızı Rab'ba teslim edin. Hayatınızı kendinizi Rab'ba teslim edin. İsa Mesih'in öğrencilerine Getsemani bahçesinde söylediği gibi ruh kuvvetli ama bedenimiz zayıf. Ruhta büyüyün, ruhta ilerleyin. Bana yazın. Sizi seviyorum. Rab'ta esen kalın. Hoşça kalın.